Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Senem Timuroğlu. Hoş geldin Senem. Hoş bulduk Seval. Bugün ben şunu kameraya da göstereyim. Evet. Senem'le Şehirde Yürüyen Kadınlar, Filanöz, daha çok bu programa esin kaynağı olan kitap bu. Evet. Bu kitaptan yola çıkarak Filanöz kavramını konuşacağız. Tabii Filanör kavramını. Ve şehirde yürümeyi, şehirde bir kadın olarak yürümeyi, şehirde sanatçı bir kadın olarak yürümeyi, bunları konuşacağız. Biraz kavramlarla başlayalım diye konuştuk biz. Aslında ilk önce flanör kavramı daha önce değil evet. mi? Sonra flanöz kavramı var. Nedir flanör kavramı? Şimdi şöyle, sen hani bana gel konuşalım dediğinde flanözü, kitabı okumaya çok keyifle okudum kitabı. Evet, öncelikle herkese şiddetle demeyeyim ama sevgiyle tavsiye ederim. Evet. Bir baktım ki Loren de benim gibi 1999'da bir yüksek lisans öğrencisi Paris'te. 20'li yaşlarda bir genç kadın ve yabancı bir kadın. Amerikalı bir genç kadın öğrenci. Ben de orada bir Türk genç kadın olarak öğrencilik yaptım. Ve onunla aynı semtlerde aşağı yukarı Montparnasse, Cartier Latin dediğimiz Latin mahallesinde, Saint Michel'de yürüdüm kentte. Çünkü Paris yürümeye çok müsait bir kent, bilirsin. Ve onun gibi flanör kavramı üzerine çalışıyordum esasında. O da çalışmalarını bunun üzerine yapmış. Ben Tanpınar ve Paris mektupları, şehri Tanpınar'ın izinde yürüyordum. Tabii bu arada ne yaptım? Kavram için Baudelaire'e gittim. Çünkü kavramın ilk çıkışı Charles Baudelaire'in modern yaşamın ressamı. Resim. Evet, Le Figaro gazetesinde denemeleri var. 1863'te not etmiştim. Ve oradan Benjamin'in pasajları. Birazdan flanör kavramına bu açıdan gireriz. Ama dediğim gibi şey çok enteresan bir kişisel onun tecrübesi ve senin rastlantıydı. Yani benim okuma karşılaşmam, onunla karşılaşmam o gerçekten çok önemli. Çünkü o da benim gibi esasında feminist bir bilinçlenme olmadan şehirde bir kadın olarak yürümüş. Paris'te yabancı bir kadın olarak ki Paris çok sert ve çetrefilli bir şehirdir. Ve sonrasında bir feminist yöntemle bakmış bu yürüyüş deneyimine ve sonrasında bir flanöz kavramı üzerine çalışmaya başlamış. Ben de aynı şekilde doktora çalışmamı Sorbonne'da daha sonrasında Avrupa kamusuna çıkmış Osmanlı kadınları ve Türk kadınları üzerine yaptım ve birazdan flanöz kavramı çerçevesinde onu da konuşuruz. Hı hı. Yani senin sayende böyle bir karşılaşma İki oldu. İki tecrübe birleşti. ve zaten flanözlük de belki yani aylaklık bunu mesela çok karşılayan bir Türkçe'de evet, sözcük değil. Çünkü hani flanör aslında modern kent yaşamının ortaya çıkardığı bir kavram 19. yüzyılda. Evet. İşte yani Türkçe'yi çevirecek için olsak mesela Seval, aylak olarak çevirdiğimizde bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü aylağın içerisinde bir avare gezmek ve başıboş bir şekilde gezmek var. Ama flanörde değil. O yüzden ben Ünsal Özkay'ın bir şeyi var, düşünür gezer diye. Yani oraya bir düşünür şeyini koymalıyız. Yani kitap okurken de aylaklık yapabiliriz, onu demek istiyorum. Yani oradan uçup gideriz kanatlanıp bir şekilde bir başka bağlantılar kurarak sanatla, doğru. sinemayla, belki edebiyatla kentle, mimarla. Yani şey gibi başıboş bir yürüyüşten değil. Bahsetmiyorum. Evet, ondan yani bahsetmiyorum. Şehirdeki yürüyüşü başıboş bir yürüyüş değil. Bir de aslında flanör kalabalıklar içerisinde farklı bir görme biçimi. Tarzı evet, yarattığı için bir yani bu yürüyen insanların yani mesela yayadan farklı, yayadan yürüyen farklı. Biri. Evet. Bu da modern kent yaşamının getirdiği yeni bir tip. Evet. Fakat flanör o yayadan farklı olarak yeni bir görme biçimi yaratabiliyor. Ve bu görme biçimi aslında biz Benjamin'den bildiğimiz kadarıyla mesela diyor ya flanörlerin mekanı pasajlardır. Çünkü hem dışarısı hem içerisi, hem sokak hem de ev. Ama tam da ev de değil aslında. İşte bir takım pazar yerlerinin olduğu, piyasa yapıldığı bir yer. Ve aynı zamanda da yüzü
hem geçmişe hem geleceğe dönük. Hı hı. Şimdiki evet. zamandaki yürüyüşü de o iki ritmi de bir arada... O iki bağlantıyı da dengeli bir şekilde kurarak, bakarak ve düşünerek yürümek evet. belki. Ve şimdi Baudelaire'in o tarifi biliyorsun, Constantin Geist diye bir ressam var. İşte modern yaşamın ressamı, Bay G olarak geçiyor denemelerinde. Tam da şunu, senin dediğin gibi şunu söylüyor. Diyor ki bu Bay G'nin bir özgün, kendine has bir bakışı vardı. Dehası da buradan geliyordu. Bu bakış da bizde olmayan bir bakış. Yani o sokakta normal diyeyim, yürüyen kişide olmayan bir bakış. Farklılığı nedir? Hem yetişkinsin, hem bir entelektüel birikimin var, hem bir sanatçısın. Bu yazar olabilir, fotoğrafçı olabilir, bir ressam olabilir. Ama aynı zamanda bir çocuk gibi farklı ve meraklı bir şekilde şehre bakıyorsun. Yani iş bölümüne o yüzden katılmamıştır mesela Benjamin'in ya da işte Baudelaire'in, zaten Benjamin Baudelaire'den kavramsallaştırarak alıyor pasajlarda bir mikro tarih, modernitenin bir mikro tarihini tam da işte flanör kavramıyla esasında kurguluyor. Çok önemli bir çalışma pasajlar. Burada önemli olan o çocuk bakışını, yani nedir? İş bölümüne katıldığımız zaman mesela çalışıyoruz ve sabah saat, ki Paris bir metropol olarak ilk iş bölümünün, sanayileşmenin ve kapitalizmin sisteminin kurulduğu bir yer olarak insanlar kitleler halinde işte metroya binip, toplu taşımalara binip ya da yürüyerek sokaklarda işe gidiyorlar. Bulvarlarda Osman'ın açtığı barikat kurmasınlar diye direnişçiler. Dolayısıyla giderken de ne yapıyorlar? Hiç önlerine bile belki bakmıyorlar. İşte etraflarına bakmıyorlar. Hep otomatik olarak sadece ezberledikleri bir yol var ve gidip geliyorlar. Evet. Baudelaire tam da diyor ki bu ezbere ve evet otomatik körlüğü kıran bir bakışı olan, o da çocuk bakışı tabii. Bir sanatçı bakışı, dehası vardı. Constantin Gay'ı hepimizden farklı yapan buydu diyor. Bu önemli bir, dediğin gibi farklı bir bakma biçimini çocuklukla ilişkilendirerek bize söylüyor. Yani flanörde böyle bir şey olacak. Aynı zamanda senin dediğin gibi kalabalıkların adamıydı diyor. Onu da Edgar Allan Poe'nun bir hikayesinden sen bilirsin alıyor. Çünkü Baudelaire biliyorsun Edgar Allan Poe'yu Fransızca'ya çevirmiş ve Fransa'ya tanıtmış bir şair ve çevirmen aynı zamanda. Edgar Allan Poe'nun kalabalıkların adamı da tam da o dönemin çıkarttığı dedektif tipolojisi, sen çok iyi bilirsin, polisiye türü, evet izler. Dolayısıyla bu Constantin Geist da şehrin içerisinde, kalabalığın içerisinde kendisini iyi hissediyor. O kaybolan, yani kalabalığın içerisinde kayboluyor. Görünmez oluyor. Görünmez olduğunuzda da ne yapabiliyorsunuz? Çok iyi bir farkındalık geliştirip etrafı gözleyebiliyorsunuz ve kendi sanatınız için toplayıp o ilhamı bir yerde sanata dönüştürebiliyorsunuz. Dolayısıyla kalabalıkların adamı aynı zamanda o full flanör, kitlerin, evet, evet flanör. Böylece bir Baudelaire modern yaşamın sanatçısının tarifini flanörde bize vermiş oluyor. O yüzden de dediğin gibi bir yaya ya da başıboş gezen, işsiz bir adam değil, esasında tam da işi olan bir adamdan ama bahsediyoruz. Ama bunu işmiş gibi yapmadan. Ama işmiş gibi yapmayan, yani o kapitalizme direnen, o sisteme girmeden, ondan ayrı kalan, dışında kalabilen, böylelikle de esasında göçebe bir bakışı olabilen ya da işte bildiğimiz o yersiz yurtsuz. Yani esasında Baudelaire diyor ki bulunduğu her yer kendi dünyası, yani dünyanın merkezindeydi. Nerede sokaklar bulunursa eviydi. Sokaklar eviydi. Evet, doğru. Ev kavramı da zaten çok değişmiş. Sınırların kalktığı bir mekanla. Mekan. Aynı zamanda modernitenin çok muhteşem bir gözlemcisiydi. Çünkü modernite dediğimiz şey bir anda çarpar geçer ve dediğin uçucu. Gibi uçucu. Ve onun da yakalayabilen. Evet, çünkü biz imgeleri. O şeyin içerisindeyken yakalayamadığımız için. Şimdi o imgeleri yakalayabildiği için Benjamin zaten flanörü tam da o kaptivite, yani yakaladığı anda şey yapıyor, bize mikro tarih olarak sunabiliyor pasajlar. Çünkü pasaj dediğin bir şeyden giriyorsun, bir yerden çıkıyorsun. Evet. Bir sürekli dolaşım ve akış var biliyorsun. Peki mesela şey diye, mesela dünya edebiyatında baktığımızda böyle biraz edebiyattan bahseder. Çünkü edebiyatta da flanör kavramı önemli bir kavram. Nitekim Lauren Elkin de bahsediyor ama bu flanöze geçmeden önce dünya edebiyatının böyle meşhur flanör kahramanlarından bahsedebilir miyiz?
bahsedebiliriz. Bunlar mesela biraz daha hani hem bizi dinleyenler açısından kafalarında belki tabii canlanmaları kolay olabilir. Bence erkek flanörlerden sen bahset, kadınlardan ben bahsedeyim. Evet, flanözleri konuşmak. Evet, şimdi aslında Türkçe edebiyat için düşündüğümüzde Yusuf Atılgan. Tabii, Aylak Adam ilk geliyor. Aylak Adam ilk akla gelen. Sait Faik, Lüzumsuz Adam. İlk akla gelen iki isim. İşte evet. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'daki Turgut karakteri içinde, evet, yine flanör kavramı. Tabii yine de bu bizim yani burada söylüyoruz ama biraz tabii bunlar hala tartışmaya açık aslında. Hı-hı. Yani bunları flanör olarak değerlendiriyoruz ama bu demek değil ki hani bu Baudelaire'de Benjamin'in gördüğü anlamda bir flanörlükten bahsetmeyebiliriz tabii. Bahsetmeyebiliriz. Çok farklı flanörlük biçimlerinden bahsedebiliriz. Mesela Beş Şehir yazmış Tanpınar. Onun flanörlüğü çok farklı. Nedir? İşte bir palimpsest kent olarak bakmak kente. Yani katman katman tarihini soymak ve geçtiğimiz sokaklarda bir yanda işte ki bu İstanbul için ve Bursa için, yani tarihi şehirler için, Paris için çok nasıl diyeyim, tarih şehirleri oldukları için çok büyük malzemesi olan şehirler bu şehirler. Oradan geçerken onun işte tarihini bilmek, onun alt katmanındaki başka tarihini bilmek, yani o soyarak bakmak mesela bir flanörlük biçimi. Aylak Adam'ın, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam'ın biçimi ise o iş bölümüne girmemiş figür olarak işte sanatçı nasıl baktığını bize, yani bakışı bize gösteren bir aylaklık biçimi. Sait Faik'inki çok daha farklı bir aylaklık biçimi. O tamamen bir mahalle ve kendi şehrin dışında bir yeri konumlandırarak bakıyor aslında. Ve insan manzaraları gibi belki. Nazım Hikmet'e de diyebiliriz doğru, o anlamda. Bir aylaklık var diyebiliriz. Yani aslında temelde yine de şeyde birleşiyorlar. Aylaklık edebilmek için bu iş bölümünün dışında olmak gerekiyor. Evet, bir yani düşünür yazar olmak için. Evet. Yani çünkü böyle bir sizin o piyasa ve ekonomik bağlardan bağımsız olmanız gerekiyor. Evet. Ve aslında bu gerçekten bahsettiğimiz bütün eserlerde de ortak olan bir şey. Evet. Bu karakterlerin hiçbirisi, kendi yazarları da belki, onu sonra ayrıca konuşuruz. Evet. Ekonomik ilişkilerden bağımsız bir şekilde şehirde yürüme, keşfetme, iz bulma ve imgeleri yakalayabilme aslında tırnak içinde lüksüne sahipler. Evet, yani boş zamana sahipler. Lafargue'ın bahsettiği o işte boş zaman meselesine. Yani o çarka girmeme lüksüne sahipler. O yüzden de gözlemci olabiliyorlar. Evet. Çünkü kalabalığın içinde yer aldığın zaman işte işçiler aynı anda ne bileyim fabrikaya gidiyorlar. Ya da ne bileyim memurlar aynı anda daireye gidiyorlar. Kesinlikle. Sonuçta hepsinin izledikleri belirli güzergah ve yapmaları gereken işler var. Evet. Ama planörün böyle bir şey yok. Zorunluluğu yok. Peki şimdi bu kitaptan da yavaş yavaş bahsetmeye başlayalım. Evet. Flanöz kavramı mesela, o ne zaman kavramsallaşmış? Flanörle birlikte mi yoksa biraz daha geç mi? Esasında Larousse'a baktığımız zaman, yani her Fransızca sözcüğün olduğu gibi, yani erili ve dişili, flanörün de var. Flanör ve flanöz. Ama şöyle bir tartışma açılmış. 1985'te Jeanette Wolfe yazmıştı, bir makalesi var, Görünmez Flanöz diye. En çok da ona gönderme yapılıyor. En çok da ona yapılıyor. Bu çok kült bir makale. Yani kadınlar ve modernitenin edebiyatı üzerine bir Görünmez Flanöz diye. Hatta çevirisi de çok iyi olur Türkçe'ye, çevirisi yok. Şimdi şöyle, Larousse da var tabii flanöz kelimesi, yani çünkü dişil, ama mümkün mü? Tartışma bu. Yani bir kadın kentte, ama yüzyılda yalnız bir kadın, evet, o çok önemli. Evet. Çünkü flanörün yalnız olması gerekiyor. Tek başına bir adamdan bahsediyoruz. Yalnız bir kadın yürüyebilir miydi? Yalnız bir şekilde, 19. yüzyılda. Şimdi soru bu. Dolayısıyla esasında yürüyemezdi. Zaten Baudelaire'in modern yaşamın ressamı kitabına baktığımızda modern yaşamın bize figürlerini sunar. Bunlardan ilki lezbiyenlerdir. Çok enteresan mesela. İkincisi fahişelerdir. Evet. Çünkü şimdi kentte, modern yaşamda olabilen kimi görüyorsun? George Sand'ını biliyoruz işte şimdi. Erkek kıyafetiyle sokakta dolaşabiliyor. Olur. Evet. Tek başına, ancak erkek kıyafetiyle dolaşabilmiş. Tek başına değil, genellikle bir kavalye ya da işte dadıları ya da neyse. Yani bu tabii üst sınıf kadınlardan bahsediyoruz. Mesela şeyi söyleyebiliriz. İşçi kadınlar sokakta, fahişe kadınlar sokakta. Ama üst sınıf
makbul, yani makbul diyeyim işte önemli bir, değerli, erdemli bir kadından 19. yüzyılda bahsediyorsak, tek başına sokakta yürüyebilmesi o kıyafetlerle, evet, işte erdemsizlik, düşün, pofuduk etekler 19. yüzyılın kıyafetlerine yürüyebilmesi, evet, onun saygınlığını düşüren bir şey. O yüzden de zor yürümesi. Aynı zamanda hadi bırakalım diyelim ki yürüdü. Bakılan olacak. Bakandan öte. Zaten şimdi flanörde sonunda da yine çok bunu, güzel, evet, bir resim var. Bunu da lütfen var. Bakın, evet, yani. O sokakta resim, yürüyen kadın ve bakanlar. Bir şey oluşuyor ve hala bu günümüzde yaşadığımız bir şey. Zaten kitapta da söylüyor ve çok sevdiğim bir yönetmen Agnes Varda'nın, ki bakan kadın işte. Yani esasında her şeyin başı bu. 19. yüzyılda da kadınlar ellerine kalemi aldıklarında ne yazıyorlardı? Baktıkları için yazabiliyorlardı. Bakan kadınlardı. Agnes Varda da diyor ki bakılandan bakmaya döndüğümüz zaman, yani işte bu bir feminist eylem oluyor. Çünkü biz kadınlar olarak uzun zamandır 19. yüzyıla kadar edebiyatta ilham veren, işte müs dediğimiz ilham perisi, ya da bize şiirler yazılmış, yani kadınlara yazılmış ya da kadınlara bakılmış, Baudelaire'in baktığı gibi sokaktaki kadınlara kategorileştirilmiş filan. Fakat kadın bakıp yazmış mı, kadın bakıp sokakta yürürken bunu bir sanat eserine dönüştürmüş mü? İşte bu feminist bir eylem esasında. Bunu George Sand yapıyor, bunu Virginia Woolf yapıyor. Bunu belki yürüyüşü bir, çünkü yürüyüş kadınlar için bence bir direniş. Hı hı. Yani her eylemimiz, varoluşumuz bir direniş esasında. Ve yürümek, mesela ilk 1789'daki işte Loren'de bahsediyor, protesto ayırdığı bir bölüm yürüyüş. İşte protesto çünkü çok birbiriyle bağlantılı bir şey. Zaten ilk yürüyüş de devrim öncesi, yani devrimin şimşeğini çaktıran ekmek yürüyüşü Versay'a kadınların. Ve sonrasında da süfrajetler yürüyor. Yani kadının şehirle olan ilişkisi zaten bir protesto ve yürüyüşle başlıyor. Ve oradan da devam ediyor. Bugüne mesela geldiğimizde feminist gece yürüyüşünden bahsedebiliriz. Evet. Çünkü, özellikle gece yani. Özellikle gece. Çünkü gece bizim yürüyebilmemiz. Şimdi kadının sokakta yürüyebilmesinin karşılaştığımız zorluklar, bakılan, hadi bu bakılan da bir şiddet ama bunun da ötesine geçen bir şiddet var değil mi? İşte taciz var, tecavüze kadar giden bir şey var. Dolayısıyla şiddete maruz kalmak ve can güvenliğiyle ilgili bir şeye dönüşüyor. Yani ve o yüzden de Loren diyor ki hareket hakkı herkesin hakkıdır. Ondan şey yapacak olursam, alıntılayacak olursam, hatta şöyle bir alıntısı var, ondan bahsetmek isterim. Yürümeyen bir medeniyet kadınlar için iyi bir şey değildi. Otoriter bir his veriyordu insana. Özgürce dolaşamayan bir kadın, ki eninde sonunda o kadının ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı sorusuna gelip dayanıyor. Yani benim özgürce dolaşamamam bir dolaşma ihtiyacım meselesi. Mesela burada şimdi aklıma geldi, hemen aylaklık düşünür gezdim. Fatma Lee'nin bir röportajı vardır. Marcel Tineyr'le der ki kadınlar evde oturuyor ve bu çok sağlıksız bir şey. Güneş göremiyorlar, D vitamininden eksik kalıyorlar, hareket edemiyorlar ve çok sağlıksız yaşıyorlar. Sokaklar hepimizin hakkıdır diyor. Yani Fatma Lee mesela. Ben şimdi doktora tezimde Fatma Lee'yi çalıştım, George Sand'la birlikte. Çünkü yapıtlar gerçekten birbiriyle konuşuyor. Sonra Zeynep Hanım var mesela, hemen lafı gelmişken söyleyeyim bizden. Bir Türk kadın gezgin Buket Uzuner'in ön sözünü yazdığı, Everest'e çıkmış, herkese çok tavsiye ederim. Evet. Bir Türk kadın gezginin, seyyahın Avrupa gözlemleri. Paris'e kaçıyor, Paris'i yazıyor, Londra'ya gidiyor, Belçika'ya gidiyor. Bir Türk kadını olarak sokaklarda geziyor ve o bakarak onları yazıyor. Yani bu çok önemli, bu mektuplar. Şeye yazıyor, yine bir İngiliz gazeteci var. Şimdi birazdan hatırlarım. Ona yazdığı mektuplar, o İngiliz gazeteci de Alison şey yapıyor, yayınlıyor onları. Ve Türkçe'ye çevrildi daha sonrasında. Dolayısıyla hareket özgürlüğü bizim için adil bir dünya yaratma ihtimalimiz. Yani dünyanın nüfusunun yarısı kadınlar. Dolayısıyla kent özgürlüğü, hareket özgürlüğü kadınların da olması gerekiyor. Ama aynı zamanda ölümsüzlük ve yaratma özgürlüğü de. Evet. İkisi bir arada kısıtlanmış bir noktada biliyorsun. Çünkü senin yarattığın şeyi kim yayınlayacak? Yarattıklarına kim değer verecek? Kim görünür kılacak? Kim görünür kılacak? Okurla seni kim buluşturacak? O da ayrı bir kurumsal kısıt yaratıyor.
Dolayısıyla Erkin'in dediği gibi kadınların yürüyüşü bir direniş meselesine ve bakılandan bakmaya dönme yolculuğu, eylemi değiştirme yolculuğuyla bir arada şey yapılıyor, okunabiliyor. Yani frenöz şeyi, sözcüğünü bu anlamda tarihselleştiriyor. Mesela paradigmayı da değiştiriyor. Yani evet. Diyor ki hani biz şeye bakmayalım, kadın sokağa çıkıp çıkamıyor muydu? Değil, tartışmamız bu olmasın diyor ya. Ben evet. Mesela kitapta en çok beğendiğim şeylerden birisi oldu. Hı hı. Hani 19. yüzyılda niye böyle konumlandırıyoruz filanözü, eğer biz tarif edeceksek ya da bir filanöz var mı yok mu diye konuşacaksak. Hı hı. Tam da bu eylemin değişmesi noktasından bakmanın zaten bunun için yeterli olduğunu. Evet. Yani bir bakış açısını da değiştirmek. Yani tarihi sadece tarihsel olayların olduğu bir yer olarak değil, hı hı. Tam da bakışın da değiştiği bir yer olarak görmek. Ki bu Türkiye'de de bence artık bayağı bir değişti ve hı hı. Hani bizim de bir edebiyat tarihçileri olarak da belki biraz hı hı. Bu olaylara böyle bakmamız açısından da bu tarz kitaplar şey gibi geliyor bana. Güzel sorular soruyorlar. Evet ve tartışma önemli, noktaları ve açıyorlar. Önemli tartışma noktaları açıyorlar. Şimdi biraz da bir şey düşündüm, bu erkek flanörlerden bahsettiğince sen. Şimdi mesela günümüz edebiyatında bakıyorum, Ayhan Geçkin var. Bayağı bir flanör, yani flanör onun kahramanı. Biraz şimdi bizim edebiyatımızdaki flanöz kadınlar, onlar mesela ne diyorsun? Yine edebiyat yani. Mesela Leyla Erbil'in Tuhaf Bir Kadın bir flanöz diyebiliriz. Çünkü kendisinin girilmesinin yasak olduğu ya da girildiği zaman sorun da biraz şöyle bir şey, bedenli varlıklarız Seval. Yani sırf zihnimizle hareket ediyor değiliz, zihnin cinsiyeti yok. Ama bedenli varlıklar olduğumuz için bu bizde erkek bedeninden ve erkek özneden bir fark olarak gözüküyoruz. Fakat bu fark eksi bir fark, yani bir hiyerarşi var. Dolayısıyla Tuhaf Bir Kadın bence başlık olarak da çok önemli. Çünkü tuhaf görünüyoruz. Güzel bir sıfat zaten tuhaf. Güzel bir sıfat. Sıfat tuhaf. Olarak evet bence de ve çok benimli bir sıfat. Evet çok. Tuhaf görülüyoruz. Şimdi Tuhaf Bir Kadın'da erkeklerin olduğu bir bara gittiğinde o kadın bir fark yaratıyor ve orada bir tuhaflık yaratıyor. O yerlere girebilmiş olması ve oralarda kendini var edebilmiş olması bence tam bir flanöz örneği. Aynı zamanda işte Sevgi Soysal'ın yürümek, Tante Rosa, Tante Rosa tabii ve tabii bir adıyla da yürümek yani. Yürümek, evet. Çünkü zaten Tutkulu Perçem'le başlayan bir yürümek. Yani ve kent, hep ve kent imgeler, evet. Görüntüler. Ve tabii şey de var, yani şimdi yürümek dediğimizde kadının tek başına sokakta yürüyebilmesi, bir takım rollerinden de yürüyüp gitmesini ve soyunmasını gerektiriyor. O adımlar, her attığınız adımda arkanızda esasında siz de yavaş yavaş katman katman rollerden soyunuyorsunuz. İşte anneyseniz annelik kimliğinden, eşseniz eşlik kimliğinizden vesaire. Tam da Sevgi Soysal'ın yaptığı gibi ve arkasında onları bırakarak yürüyen bir kadın ve Tutkulu Perçem'de de işte sokaklarda erkekleri görür. Dolaşır tutkulu perçemleriyle. Bence Sevgi Soysal çok önemli bir frenöz. Kendisi de evet, kahramanları da diyebilirim. Bence de öyle. Mesela şey yazdığı, yani düz yazılarından oluşan kitabın adının Bakmak olması da bu çok önemli. Çok gerçekten önemli. Yani şimdi ona Bakmak adını veriyor. Bakmak adını veriyor. Ya da işte şimdi yine şeyden biliyoruz, Funda Soysal kızı ve işte İpek Şahbenderoğlu'nun çalışmalarından son dönemde ortaya çıkan eserleri de yani kitaplaşmamış eserlerine de baktığımızda yani hayatının son günlerini Londra'da geçiriyor ve sürekli sokaklarda. Evet. Orada da öyle. Sürekli sokaklarda. Gözlemliyor. Gözlemliyor, yazıyor, düşünüyor. Dediğin gibi bence de yani bizim edebiyatımızda sanırım flanöz deyince ilk akla gelecek figür hem kendisi hem de eserleri açısından. Sevgi Soysal ve bu açıdan da çok yaklaşık, yani bakılmadı da aslında kendisine de. Bakılmadı. Sanırım. Sonra Tezer Özlü. Ya evet, o da öyle bir flanöz. Yani doğru. Tam o dönem. Gerçekten benim yani 68, 70 ve 80 yani belki 80'e kadar inanılmaz bir paradigma değişikliği. Yani bakılandan bakmaya dönme. Bu ya bu kadınlarla yani kadınların. Kadın, işte bak kadınların evet kadınların. Osmanlı'da olmuş tabii araya Cumhuriyet giriyor. Ardından şeyde başlamış işte 58'den itibaren 80'e kadar ve Tezer Özlü biliyorsun Avrupa'yı da geziyor. Ve bir yazarın izinde
Pavese'nin izinde mesela, yani tam bir birleştirerek de farklı, mesela Benjamin Yen anlamda Tezer Özlü'nün bir düşünür gezer olarak çalışması yapılabilir Flanöz açısından. Doğru. Sonra mesela Retif Edekin'e geldiğimizde, onun da şehirle ve kentle olan ilişkisine geldiğimizde, o da tam da yani Benjamin'in esasında 19. yüzyılda, çünkü Baudelaire şöyle bir şey diyor, tam geçiş zamanının şeyidir. Yani sanayi toplumuna geçiş, işte kapitalizme geçiş, kıra ve köye bakmayıp artık gözümüzü kente çevirdiğimiz zamanın geçişinin bir imgesi olduğu için Latife Tekin de tam 80'lerde ve 80 evet. sonrasında evet. işte Bidonville Fransızca o şekilde çevrildi. Gece kondulaşma tam da o geçiş. Yani şehrin ve kentin dönüşümünü yakalayan bir noktada kadın karakterleri çiziyor olması ve o gözle kente bakıyor olmasıyla da, bir kadın gözüyle ve o geçişin gözüne bakıyor olmasıyla da bence çok önemli bir Flanöz göz diyebiliriz. Bir de mesela şeyi düşünelim şimdi, hani biraz biz de Lauren Elkin gibi düşünürsek 19. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı'nı düşünelim. Evet, kadınlar sokağa çıkıyor. Yani şeyleri biliyoruz, Nigar Hanım'ın evini, Fatma Ali Hanım'ın evini. Toplantıları. Evet. Meşhur toplantılar, işte oraya bir sürü yazarlar geliyor, konuşuluyor, ediliyor falan filan. Evet. Ve şeyi de biliyoruz aslında, hani paradigmayı sokağa çıkıp çıkmama üzerinden değil, bakma üzerinden. Bu arada şeyi de söylemeliyiz, Nigar Hanım da gezen bir, yani şeyden bahsedelim izleyicilere, o da şair mesela Nigar'da. Günlük yazıyor evet, olması çok enteresan çünkü... günlük yazmaya başladığınızda sayfalar birey yani. Olarak kendinizi evet. bir kadın olarak yazıyor olmanız çok önemli ve kendinize değer veriyor ve önemsiyorsunuz. Günlük pratiğinizi, kişisel yaşamınızı, bence o da çok büyük bir direniş. Ve o günlükleri de Nazan Bekiroğlu bir kısmını yayınladı. İzleyicilere şey olsun söyleyelim. Ve sonrasında da geziyor da aynı zamanda. Ve Fatma Ali'nin kız kardeşi Emine Semiye ile birlikte de geziyorlar. O yüzden bir gezi ve seyyah edebiyatımız var esasında evet. Osmanlı'da. Onun altında çizmek isterim. Yeni çalışmak isteyen yani olabilir. Kadınların sokaktalar zaten. Sokaktalar. Yani illa da bu hani hikayeyi evet. şey gibi düşünmemek evet. lazım. Sokağa çıkabiliyorlar mı da çıkamıyorlar mı diye de kapalı, burada da var ya aynı tartışma, kapalı arabalarla işte tiyatroya gidiyorlardı falan. O mesela şey de önemli, biraz ben bu kitabı okuduktan sonra şeyi düşündüm. 19. yüzyılda bizim işte bu Osmanlı Edebiyatı'nda kadın karakterler sokaktalar mıydı? Mesela onlar... Geziyorlar mı? Sokaktalar. Mesela onu düşündüm. Yani işte Mesire Yerle Kağıthane'ye gidiyorlar, Göksu'ya gidiyorlar. İşte bilirsin araba sevdasında kendilerine göre işaretleri var. Yani o arabalardan inip bir kamusal hayatla aslında kurdukları bayağı bir bağ var. Evet. Ve tam da aslında bu kamusal mekanların ortaya çıkması ve kadınların sokağa çıkması bence Osmanlı Edebiyatı'nda değiştiren bir şey. Tabii ki de. Yani o tip ortaya çıktığı için tabii. yani hani o halk hikayelerindeki işte resimden aşık olma ya da rüyandan aşık olma tabii, hikayesi tabii. Realize olabilir bir şekilde bu kamusal alanlar yaratıldığı için tabii. Osmanlı'da işte parklar olduğu tabii. için ne bileyim bu millet bahçesi açıldığı tabii. ve kadınlar da işte bu Göksu'ya, Kağıthane Deresi'ne tabii. gidebildikleri için biz böyle değişiyor bir... orada bir anlatı değişikliği, paradigma ama kurguda değişikliği. Değişiyor işte yani. Kurguda, anlatıda, anlatı tekniklerinde. Anlatı tekniği değişiyor, aynı şekilde, kadınlar şekilleniyor. Aynı şekilde toplumsal cinsiyet açısından yani bir kriz çıkıyor ortaya çünkü kadın erkek karşılıklı evet, değil mi? Olmaya başlıyorlar. Şimdi bu çok büyük bir kriz. Tabii. Ben Osmanlı Edebiyatı'nı yani bu şekilde okumasından da yanayım. Evet. Şimdi Osmanlı Kadın Edebiyatı üzerine bir makale yazıyorum. Bu yoldan da ilerliyorum. Yani nedir o? Esasında erkeklerin bir kadın gözüyle karşılaşmasını yarattığı bir... Bakılana dönüşüyorlar. Bakılana dönüşüyorlar çünkü evet. bir kriz var. Bakılana dönüşüyorlar. Tabii aynı zamanda Osmanlı Kadın Süreli Yayınları var. Var. Ve o süreli yayınlarında işte kadınlar mektuplar gönderiyor. Esas orası da bir kamusal alan. Esasında demeyeyim tamamen bir kendi kamusal alan. Yazıyla kendi ilişkilerini. Seslerini yazıyla ilişkilerini dönüştürdükleri ve şey var mesela Atiye Şükran Kadınlar Dünyası'nda Kadıköy'den yazıyor bize. Yani Kadıköy'ü gözlemliyor ve Kadınlar Dünyası'nda Kadıköy sokaklarındaki kadınlarla ilgili sorunları yazıyor. Şimdi sırf Atiye Şükran yok tabii. İlk üç mektup bu şeyde Terakki gazetesi ve Terakki Muhadirat sonra çıktı. İlk üç mektup şey üzerine bizim
tramvaylarda aynı parayı ödememize rağmen erkeklerle çok kötü yerler bize veriliyor gibi bir şikayetle. Yani kentle ilgili şimdi seçimler de olacak. Yani o şeyden düşmemiz lazım. Kadınlar ve çocukların kentin içerisindeki kentin tramvayından, toplu taşımasından, faydalanmalarından tutun da gece güvenliği, yürüyüşünden, sokaklarından tutun da birçok anlamda sorunları var. Ve bu sorunların ilk dile geliş şekli tabii ki de kadınların kıyafetleriyle de ilgili. Habire ferman, üzerine fermanlar yayınlanıyor. Yaş bak ince oldu, kalın oldu, şunu giyeceksin, bunu giyeceksin. Yani bir denetim var. Şimdi çıkıyorlar tabii ki de ama bir denetim içinde erkekler aynı özgürlükte çıkmıyorlar tabii ki de. Kapalı kapı yine arabalar, yine kıyafetlerde bir nizamname var, o nizamnameler. Fark ediyoruz ki kadınlar o şeyleri deliyor ki habire uyarı nizamnameleri. Yani uyarılardan o direnişi görüyoruz. Ve zaten romanlarda da o giyim üzerinden giderseniz işte Beyoğlu, o değişikliği tabii. Yani Beyoğlu mesela kadınların hep alışveriş yapmaya geldiği farklı sokaklarda karşılaştıkları yani erkeklerle tesadüfen karşılaşarak aşık da olabildikleri ve ilişki kurabildikleri bir mekan haline de gelebilir. Dolayısıyla karşılaşma da önemli. Ve bir kadın ve erkeğin karşılaşması önemli bir şey haline geliyor. Kadınlar arasındaki dostluğun ve networklerin, ağların kurulması, kadınların şehir üzerine, şehir dolaşımı üzerine düşünüp bu bilinçle, çünkü hakkın olduğunu şikayet etmeye başladı. Yani hak bilincine kavuşması, şikayet etmeye başlaması ve hakkını talep etmeye başlamasını süreli yayınlardan izleyebiliriz. Evet, aslında işte edebi biraz da bir şey de var. Sonuçta hani bu konuştuğumuz Müslüman kadınlar. Evet, bir taraftan da gayrimüslim kadınlar var. Ve 19. yüzyılda gayrimüslim kadınlara baktığımızda aslında onların sokakta çok daha rahat olduğunu biliyoruz. Evet, belli bölgeler değil mi? Belli bölgelerde rahatlıkla dolaşabiliyorlar. Bir de mesela ben son dönemlerde biraz bu şeylere bakıyorum. 20. yüzyıl başındaki böyle çok meşhur olmayan erkek yazarların eserlerine bakıyorum. Hep yabancı kadınlar. İstanbul'da dolaşan yabancı kadınlar. Mesela bu başlı başına enteresan bir şey. Yani şeye gidip, Tepebaşı Bahçesi'ne gidip, çünkü Tepebaşı Bahçesi'nde Müslüman kadınlara rastlayamıyoruz. Orası Müslüman kadınlara kapalı. Erkeklere değil. Ama gayrimüslim kadınlar orada rahatça dolaşabiliyorlar. Ve eğlenebiliyorlar. Yani sadece dolaşmak da değil. Ve 20. yüzyılın başında bu erkekler bu kadınları yaratıyorlarsa karakter olarak ve bu kadar çok ilgilerini çekiyorsa bu da enteresan bir şey aslında. Hani bizim yine hep konuştuğumuz bir şey var ya bu edebiyat araştırmalarında ya da bu eserlerde hep meşhurlara bakmak ya da işte tırnak içinde kanon. Büyük kanonik metinlerle ya da kanonik yazarlar. Aslında biraz kanonun dışına çıktığımızda çok daha farklı sorular sorabildiğimizi değil mi? Ve biraz daha bu tabii yine bu edebiyat tarihinde Osmanlı edebiyatı dediğimiz şey sadece Arap harfli metinlerden de ibaret değil. Aslında Fransız yayınlar da çok fazla var. 19. yüzyılda. Var. Onlar neler yazılıyordu, yani yazıyorlardı, orada neler vardı. Bunları bilmek de sanırım bu... Mesela Osmanlı kadın edebiyatı dediğimizde çok eksik. Esas Osmanlı Müslüman kadın edebiyatı demeliyiz. Çünkü Ermeni kadın edebiyatı var, Çerkes kadın edebiyatı var. Çok farklı etnik kadınlar olduğu için ve onların şehirde dolaşımları nasıldı? Mesela bunun da izini sürmek lazım ama çok ayrı bir proje ve ayrı bir çalışma. Bir de şey önemli ama herhalde. Yani mesela Nigar Hanım ya da Fatma Aliye'nin kendi evinde insanları bir araya getirmesi, sanatçıları bir araya getirmesi. Yani ilk salon mesela Nigar Hanım'ın salon toplantıları o eskiden titiz mağazası vardı Osman Bey'de. O orasıymış konağı mesela işte Şair Nigar Sokağı falan. Tabii yani demek ki o derece bir entelektüel ortam oluşabilmiş ve mesela Tevfik Fikret'in Şair Nigar hakkında çok saygın sözleri var. Yani o dönemin kanonundaki yani erkek şairleri ve yazarlarının da saygı duyduğu bir figür. Yani hani diyoruz ya kamusal olmaya başladığı zaman kadın saygınlığından yitirmeye başlıyor. İtibarını zedeleyen bir şey dönüşüyor. Şair Nigar bu anlamda hem itibarlı hem saygın hem de kamusal alanda çok aktif ve etkin olabilmiş bir kadın olması açısından önemli.
bir figür. Fatma Aliye de aynı şekilde öyle ama Şair Nigar'ın bir özelliği de şu. Kendi duygularını, mesela aşklarını, tutkularını dile getirebilmiş cesurca. Şimdi burada flanözlük meselesinde böyle bir şey var. Mesela George Sand aşklarıyla da orada kentin ortasında. O yüzden Tezer Özlü dedim. O yüzden Sevgi Soysal dedim. O yüzden Leyla Erbil'in kadın karakterleri dedim. Şimdi bir yandan da kadının orada kendini var etmesi, sözüyle de var etmesi. Mesela Lauren Erkin Sophie Kahl'den bahsediyor. Ünlü fotoğrafçıdır. Erkek bir erkeği takip eder mesela. Öylesine seçip. Şimdi Lauren'in dediği gibi bir erkeğin bir kadını takip etmesinde sorun yok ama bir kadın bir erkeği takip ettiğinde bu diyor sapkın bir şey gibi değil mi? Sapıkça bir şey olarak algılanıyor diyor. Şimdi bir kadının kendi aşklarını ve ilişkilerini, özel yaşamını özgürce ve rahatça hem kamusal alanında hem evinde ve bunu da bütün kamuyu açarak yaşayabilmesi gerçekten çok çetrefilli bir iş. Ve bunu 19. yüzyılda Şair Nigar'ın yapmış olması beni okuduğum zaman günlüklerini de o salona gelen beylerle olan ilişkiler, yani o hafif flörtleşmeler, onun hoşuna giden taraflarını o erkeklerin yazması, yani aşkı da yazıyor olabilmesi. Ve Ahmet Mithat'ın ki o dönemin ben bir aynı zamanda hem el vereni kadınlara destekleyen ama aynı zamanda da denetimcisi yani kontrolcüsü evet, bir göz. Evet, yani Fatma Ali'yi denetliyor ve diyor ki işte benim kadınlarım hani sen varsın, sen benim kızımsın, filozof manevi kızımsın. Şair Nigar'ın mesela Stockholm'e giderken Ahmet Mithat çok enteresan o anekdotu biliyor musun bilmiyorum mektuplarda var Ahmet Mithat'ın Fatma Ali'ye. Aha diyor Stockholm'e giderken diyor Şair Nigar'ın diyor bana diyor şiirlerini de koymuşlar diyor. Çünkü biliyorsun Osmanlı şey yapıyor mesela Fatma Aliye'nin de Chicago fuarına bizim o, kadın yazarlarımız da var diye. O dönem fuarlar dönemi 19. yüzyıl Abdülhamit de gidiyor fuarlara. Ondan sonra giden metinler bunlar. Şimdi Ahmet Mithat da Stockholm'e giderken Şair Nigar'ın şiirlerini vermişler. Bunlar mı diyor Osmanlı kadınını temsil edecek deyip diyor. Hemen yırtıp atıp yok ettim. Yok ettim diyor orada diyor bizi diyor zor duruma düşürmek istemedim diyor. Nedir o saygınlığımızdan yani namusumuzdan ahlakımızdan bir şeyi kaybederdik diye. Sakın sen şiir yazma o iş Şair Nigar'ın işi olsun. Şiir yazan kadın da. Evet. Sorunlu. Çünkü şiir yazdığınız zaman arzularınızı, tutkularınızı dile getiren bir kadın oluyorsunuz ve bu sizin saygınlığınızı ciddi şeyinizi bozan bir şeye dönüşebilir. Şair Nigar hem şiirini yazmış hem salonunda herkesi ağırlamış hem günlüğünü tutmuş tabii günlüklerini de okutmamış. Bir yaşa kadar biliyorsun izin veriyor. Sonrasında açabilirsiniz diyor Aşiyan'da günlükler. Dolayısıyla yani bir kadın olmak ve şehirde yürümek, aynı zamanda kamusal alanda fikrinizi söylemek çetrefilli bir işe dönüşüyor bu anlamda. Yani zaten özel alan ve kamusal alan diye iki tane alan yarattığın anda evet. Da zaten bu flanör ve flanözü evet. Yaratma ihtimalin biraz ortadan kalkıyor. Yani bu keskin evi sınırlar. Evi de sokak haline dönüştürdüğün anda zaten sen bir flanöz oluyorsun. Sophie'nin de o anlamda yani Sophie Kale'de herkes yani zaten okursanız görürsünüz çok... önemli bir fotoğrafçı ve kavramsal sanat yapıyor. O da işte uzun zaman izleyerek bir adamı Venedik'teydi sanırım. Adamın da karısı Venedik'te, var. Venedik'te evet. Kendisi de orada gezmeye gidiyor orada gezmeye galiba. Gidiyor. Suite Venezien diye bir Venedik suite'i yani o adamın peşinde bir sanat eseri çıkarıyor. Yani birisi de dava ediyordu galiba onu. O sonra başka bir sanırım şeydi. O evet yo yo. O ne, takip ettiği galiba, adam da sonra onu dava ediyor tabii. Özel yaşamını kamusallaştırdığı için. Biraz tabii ne kadar takip edebiliyorsun onca işin gücünün arasında bilemiyorum ama o da şimdi aklıma geldi. Bugün mesela sence flanöz ve hani İstanbul'da daha mı mümkün görünüyor? Ya da bugünün kadın yani kadın yazarları yakından takip ettiğini bildiğim için hani bugün böyle yeni tıpkı 19. yüzyılın hani o kamusal alanlarının değişmesinin etkisi gibi işte bu kentsel dönüşüm ve işte yaşadıklarımız. Henüz yazılmadı galiba ya da yazılıyor da olabilir şu an mı? Belki. Hiç rastladın mı? Yani esasında açıkçası şunu söyleyeyim ben 90 sonrası kadın edebiyatında henüz tam bir oturup da o kadar işim hakikaten dediğin gibi ama bak geldi sırası geldi başlayacağım. Giremedim ama... Maalesef sanki 90 sonrasında yani benim gördüğüm kadarıyla o feminist bakış ve eylem
bir aşağıya doğru bir iniş var. Yani 90 sonrasında bir sıkıntı var. Ama şu son 10 senede belki yeniden bir feminist bilinçlenmenin yükselmesiyle yeni yazılacak olanlara bakmak gerekebilir. Şey sorusu beni çok ilgilendiriyor. Neden 90 sonrası böyle oldu? Yani kadın edebiyatında. Çünkü 80'lerde Duygu Esen'e var, ben feministim diye çıkıyor biliyorsun. Sonrasında böyle bir zaten şey başlamıştı, hani yazarın kadını erkeği olmaz ama işte bakmanın ve bakılanın kadını ve erkeği olduğu için maalesef oluyor. Evet. Yani bedenli varlıklar. Bedenli varlıklar, lanetli gibi. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bu böyle ki Loren'in de dediği gibi keşke öyle olmasa. Yani yürüyüşçü erkek ve kadın olarak ayıramayacağımız günlere gelebilsek. Ama 90 sonrasında böyle bir şey var. Sanki o bakış, yani çünkü şöyle, erkek gözüyle de bakabiliriz. Hı hı. Yani bakılandan bakmaya dönmek illa feminist bir eylem olmayabiliyor. Hı hı. Erkeği er kadın olarak, yani o kadar özümsüyoruz ve içselleştiriyoruz ki. Mesela ben Aylak Adam'ı okurken ben de İstanbul'da onun gibi yürümek istedim Paris dönüşünde. Ama yürüyemedim. Hı. Kendimi çok rahatsız hissettim sokaklarda. Şimdi ben rahatsız hissettiğim zaman strese girdim. O yüzden de bakıp gözleyemedim. Hı hı. Esasında bu bir tansiyon, bir gerilim yaratıyor üzerimizde. Çünkü görünmez olmanız lazım flanöz olabilmeniz için. Ama kadın olarak? Görünmez olmak çok zor. Aylak Adam'ı yani bu göze bakamadığım anda zaten bende bir bilinçlenme başladı. Yani ben adam değildim. Esasında kadın okur hep kendini erkek karakterlerle de özdeşleştirerek o deneyimi yaşayabileceğini zannederek de yaşıyor ve bazen hiç uyanmayıp, aydınlanmayıp yaşadığını da zannediyor. Ama değil, yaşayamıyoruz. Bunun aydınlanması geç olabiliyor bir yazarda, bir kadında. Ben kadın yazar değilim, yazar olmak istiyorum, sadece yazarım. Sanki 90 sonrasının eğilimi biraz öyle gibi. Ama sonrasında bu feminist uyanış son 10 yılda bir ivme kazandı. Feminist kadın hareketinin güçlenmesiyle ki 80 sonrasında enteresan bir şekilde bizim ikinci dalga kadın hareketinin güçlendiği, yani çıktığı, ortaya çıktığı dönemdir. Ama o bir edebiyatın içerisinden çıkmadı Seval ve bir edebiyat da yaratmadı. Sadece Duygu Esen'e var. Mesela çok enteresandır, Osmanlı kadın edebiyatı edebiyatın içerisinden çıkmış bir kadın hareketiyle iç içedir. Ama 80 sonrasında öyle bir edebiyattan bahsedemiyoruz. O yüzden bu 90'a kadar da sirayet eden bir şey. Şimdi bir Şebnem İşigüzel'i söyleyebilirim mesela. Bir feminist bakışla romanlarını kaleme alıyor. Ve feministim de diyordur muhtemelen diye düşünüyorum. Mesela bu ikisi bence bir bütünlük de yaratıyor. Çünkü feminist gibi yaşayabilirsiniz ama feministim dediğinizde bir politik mücadelenin de içerisinde olduğunuzu belirtiyorsunuzdur. Bence kadınlar için sokakta yürümek bile dediğim gibi bir direniş ve politik mücadele olduğu için yazmakta, yani feminist edebiyat demese de Leyla Erbil'ler, şimdi iki bakış var tabii. Onların demelerine yani gerek yok çünkü metinsel baktığımızda zaten feminist diyoruz. Böyle bir şey benim görüşüm, yani 90 sonrasıyla ilgili henüz tam da hakim değilim açıkçası. Göreceğiz bakalım okuyup. O zaman kadınlar yazmaya ve yürümeye devam etsin. Diyelim. Çok teşekkürler Sena. Ben çok sağ ol. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ ol. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Bu 90'ları ayrıca konuşalım, evet, ama bence. Tamam. Başka bir programda. Tamam. Bugün Şehir Hepimizin de Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Senem Timuroğlu ile birlikte flanöz ve flanöz kavramlarını konuştuk. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.